Hülbiye'm. Nişanlandığımıza hala inanamıyorum. Ben de Burhan. Ama bu sefer şeytanın bacağını kırdık galiba. Öyle mutluyum ki anlatamam. Ben de. Tabii annenin hastalığı olmasaydı biz zor nişanlandık. Ne olur o konudan bahsetme Burhan. Aklıma geldikçe çok üzülüyorum. Haklısın Hülbiye'm. Hemen düğün hazırlıklarına başlasak iyi olacak Hülbiye. Dur canım. Önce nişanlanmanın keyfini yaşayalım. Evliliği sonra düşünürüz. Hazır Kezban Yengi İnsaf'a gelmişken bir an önce düğünü yapalım. Bu yaza kalmaz evleniriz Burhan'ım. Dur bakayım. Ağladın mı sen? Yok bir şey lan. Erkek adam ağlar mı? Ağlamışsın, ağlamışsın. Seni çok iyi anlıyorum abne. Burhan Sülbiye ile evleniyor diye ağlıyorsun sen. Ne yapayım ya Recep? Ne yaptıysam olmadı. Şu kıza bir türlü kendimi beğendiremedim. Recep. Al lan şunu. Aman. Bu ne parası abne? Sülbiye ile evlenirsem bir yüzük alırım diye ayırmıştım ama kısmet sanaymış. Ben mutlu olamadım bari sen mutlu ol. Ama başkasının mutsuzluğu üzerinde mutluluk olmaz ki. Al. Fazla konuşma da al şu parayı. Hadi koş. Ne alacaksan al. Kolay gelsin. Oo, sağ ol kimler ya. Gelmiş kimler? Bu saatte nereden geliyorsun taze gelin? Sana hesap mı vereceğim Hacer? Sana ne? Ona değil ama bana hesap vermek zorundasın Sülbiye. Nereden geliyorsun bakayım sana? Nereden olacak ana? Buranın yanından geliyor. Sen görürsün. Burhan'la mı buluştun sen? Yok ana. Burhan'la yolda karşılaştık biz. Aa, yalana bak. Sabah koşarak çıktı ben gördüm. Bana bak. Kesin ya. Sen de sus Hacer. E tabi buluşacak. Nişanlısı değil mi? Ne? Ne? Artık nişanlısın kızım. Tabii ki buluşup konuşacaksın. Nişanlıyla buluşacağını haber verseydin akşama yemeğe davet ettiğimi söylerdim Burhan'a. Kezban yenge. Dışarıda seni görmek isteyen bir adam var. Aa. Kimmiş bu saatte? Ben Mudanya Kaymakamlığından geliyorum. Müfettişim. Adım Mecit. Sefalar getirdiniz müfettiş bey. Ben Esence muhtarı Kezban Pekmezci. Size nasıl yardımcı olabilirim? Hakkınızda şikayet var Kezban Hanım. Şikayet dilekçesi burada. Sizi geçici olarak muhtarlıktan uzaklaştırıyorum Kezban Hanım. Ne? 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 Sülbiye. Gel buraya. Ana. Ana dur. Ana. Ana canımı yakıyorsun. Ana! İstanbul'a halanlara gideceğini duydum. Doğru mu kız? Evet. Desene aynı Türk filmlerindeki gibi son anda yetiştim. Artık gitmene gerek yok Cemile. Nişan bozuldu. Ne nişanı? Burhan'la Sülbiye ayrıldılar. Ne? Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsam ekmek Mustafa çarpsın. Cüreci Bekir Kezban Yengi hakkında kaymakama şikayet delikçesinde bulunmuş. Bu da nişanın bozulmasına neden olmuş. Ay, teşekkür ederim. Kezban'dan kurtulmamıza dakikalar kaldı. Geri sayım başladı Bay Bekir. Gitsin Kezban gelsin muhtar koltuğu. Bütün dosyalar tek tek incelenmiştir. Kezban Hanım ve... Ve şikayetimizin ne kadar gerçek olduğuna karar verilmiştir değil mi? Tamam müfettiş bey. Tamam. Anladım. Kezban yenge. Kezban Hanım. Bir saniye Kezban Hanım. Siz örnek bir muhtarsınız Kezban Hanım. Muhtarlık sizin. Kaçacağız Sülbiye. Ne? Kaçmak mı? Şşt! Sessiz ol Sülbiye. Kimse duymasın. Saçmalama Burhan. Kaçarsak ikimizi de öldürürler. Sülbiye'm. Biz ayrı kaldığımız her gün zaten ölmüyor muyuz? Öleceksek de beraber ölürüz. Allah korusun Burhan. Hayrır. Çocuklara göz kulak ol. Biz kontrolleri yaptırır tamam. Geliriz. Kızlara da hastaneye gittiğini söylersin artık. Tamam canım. Sen merak et. Hadi. Bir araba geliyor. Dur! 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 Dur!
Hayrola çocuklar, bir yere mi gidiyordunuz? Sizi bırakalım. He? Yapma Kezban, yapma! Ana elini ayağını öpeyim, yapma ana! Elini ayağını öpeyim ana, vallahi kötü bir niyetim yoktu. Tabii canım, cezaevinden kaçanların da kötü bir niyeti. Kan taze olsun diye kaçtım. Ay bana niye vuruyorsun be? Çekil aramızdan. Çekilmiyorum. Çekil bak, içerisimi senden çıkarırlar. Çekil! Çekil! Sıkıysa yanar. Çekil dedim. Yerinde olsam denemezdim anne. Altında kalırsam seni hiç bile kurtaramaz. Ayıcım ana ne olur be? Ay ay! Ana dur! Ay ay! Bir daha yapacak mısın sen? Gel buraya! Gel dedim bana. Bana ne vuruyorsun be? Gel buraya! Kocaya kaçana! Daha giyen ben! Sus! Hacer abla, sen dayağı yediğine göre Ercep abiyle kaçabilirsin. Tüh! Senin gibi evlat olmaz olsun. Bir kız için aileni terk edecektin he? Öyle mi? Sübiye'yi çok seviyorum baba, ne yapayım? Onu kaçırmaktan başka çarem yoktu. Hayırsız evlat, ne olacak? Köyde uçan kuşa borcumuz var. Sen kalk deli bir kadının kızını kaçır. Hangi parayla kaçıracaktın onu? Hani 5 paran yoktu? He? Birinden borç aldım baba. Bir yaşıma daha girdim. Borç parayla kız kaçırıldığını ilk defa duyuyorum. Ana, baba, ne olur üstüme gelmeyin. Zaten derdim başımdan aşkın. Kendi başından aşkınmış. Sülbe'yi kaçırdın ne oldu? Bu kaçıncı be? Eline yüzüne bulaştırdın işte. Kezban yengenin karşıma çıkacağını nereden bileyim? Bu köy yerinde hangi taşı kaldırsan altından Kezban çıkar. İki çıplak bir hamama yakışır. Cüreci ailesinin açlıktan nefesi kokuyor. Buran hangi parayla sana bakacak? Ayda yılda bir çaldığı gıygıyla mı? Benim parada pulda gözüm yok ana, ben onu seviyorum. Bak hala konuşuyor. Sana bir sene oda hapsi vereyim de aklın başına gelsin. Yeter ama Kezban. Görmüyor musun kızcağız ne halde? Beter olsun. Kafasını kırmadığıma dua etsin. Onunla kalmayacağım. Bütün kemiklerini kıracağım. Ay oldu olacak. Alın tabancayı da vurun gitsin. Böylece namusunuz kurtulmuş olur Kezban Hanım. Hangi çağda yaşıyoruz Allah aşkına? Milanyum çağında teyze. Sus. Sen süslen. Görüşme saati bitti. Doğru hücrene. Hadi yürü. Hacer odasına götür şunu. Hadi. Odasını biliyor, kendi gitsin. Üstüne kapıyı kilitlemeyi unutma. Hadi dedim sana. Hadi. Hadi. Oldu. Ben de gardiyandım çünkü. Çok konuşma. Metris cezaevi gibi be. Ben Burhan'ın canını okumaya gidiyorum. Onu köy yerinde rezil usfa etmezsem bana da Kezban demesinler. Dur, sen delirdin mi Allah aşkına? Ben zaten deliyim. Teyze ne olur git. Teyze ne olur git, ne olur. Burhan'a bir şey yapmasın. Sen merak etme bir tanem. Eğer ben de senin canını okumazsam deli karı ne olacak be? Bana bak. Kalk odana git hadi. Hadi. Elimize para geçer geçmez şu herifi helal süt emmiş bir kızla evlendirelim. Yetti be, yetti. Cemile ile evlendirelim. Hem güzel, hem akıllı, hem de hamarat. Ondan iyisini mi bulacağız? Ben Sülbiye'den başkasıyla evlenmem, anladınız mı? Evlenmem. Dur be, nereye gidiyorsun lan? Bak, görüyorsun değil mi? Artık bizi de dinlemiyor. Ona çok yüz verdik, çok. Ama ben hakkından gelmesini bilirim. Sen nereye gidiyorsun Bekir'im? Cehennemin dibine. Ayol bekle diyorum. Git başımdan ayrıl. O curacılara adam akıllı bir ders vermenin zamanı geldi artık. Kızım öfkeyle kalkan zararlı oturur. Olan olmuş bir kere canım. Olan olmuş mu? Ya o zibidi bir daha kızımı kaçırmaya kalkarsa? Ay! İtihan çobağı hazırla. Kezban yenge. Kezban yenge kadar taş düşsün başına. Hangi cüretle kızımı kaçırırsın sen ha? Onu çok seviyorum Kezban yenge. Ne olur evlenmemize izin ver. Ya ona bakarsan ben de Dastan Hopman'a çok beğeniyorum ama benle evlenmiyorum. Alemsin Kezboş yani. Söyle bakayım cüretin Züğürtoğlu. Kızıma hangi parayla bakacaktın? He? Ayda yılda bir kere gittiğin düğünlerde aldığın bahşişlerle mi? Kezboş ayıp oluyor ama. Kardeşme. Gerekirse gece gündüz çalışır ona bakarım. Madem gece gündüz çalışacaksın o zaman niye evlenmeye karar veriyorsun? Ne oluyor lan burada? Ne oluyor? Bana bak cüreci Bekir. Oğluna söyle kızımdan uzak dursun. Yoksa köyü başınıza yıkar. Ay! Aman aman biz de pek meraklıydık senin kızına. Yürü lan oğlum. Yürü. Bekir be. Ay. Ay yürü. Hadi.
Ah! Yine mi tarhana çorbası? Sen bunu bulduğuna şükret. Aha. Size bir müjdem var. Amcamla konuştum. Almanya'ya işçi olarak gidiyorum. Ne? Almanya'ya mı? Aa, bakma öyle. Hacoş ablanı çağır da yemeğe gelsin. Olmaz. Aklı başına gelene kadar hapis yatacak. Hayatımda senin kadar inatçı, taş kalpli birini görmedim. Enişte, şu deli karına sen bir şeyler söyle bari. Şey, Kezban ne derse doğrudur. Al birini vur ötekine. Hacer, ablana bir tabak hazırla. Cemal götürsün. Hadi çabuk. Abla! Ay! Ne yapıyorsun? Kız! Ay, ne yapıyorsun çocuğa? Ne yapıyorsun kız çocuğa? Görevimi yapıyorum ana. Kız! Sen beni gardiyan tayin ettin ya. Hapishaneye giren çıkanları kontrol etmem lazım. Delirdi galiba. Bırak kızım çocuğu. Bırak. Bırak. Ay. Ay düşüreceksin. Hacer. Ay Allah kahretmesin. Ne yaptın be? Ay bu ailenin tamamı kontak be. Gel oğlum gel. Yemeğini getirdim abla. Yemeyeceğim Cemal. İştahım yok. Abla. Söyle canım. Biliyor musun? Ben büyüyünce aşık olmayacağım. Canım kardeşim benim. Bu Almanya'ya gitme fikrini Saffet mi soktu kafana ha? Onun bir şeyden haberi yok baba. Amcama ben telefon ettim. O da bana elinden geleni yapacağını söyledi. Ha iyi halt etti. Bana bak Burhan, hiçbir yere gitmiyorsun, müsaade etmem. Baba lütfen mantıklı ol. Orada birkaç sene çalışıp geri geleceğim. Hem kazandığım parayla burada bir işler yapar, ele güne muhtaç olmadan yaşarız. Seni gören de kapı kapı dolaştığımızı zannedecek. Ne varmış halimizde he? Allah'a şükür aç değiliz, açıkta değiliz. Yapma baba ya. Seni gavur diyarına göndermem Burhan'ım. Ben sensiz ne yaparım? Ana. Anan sana kurban olsun. Gel vazgeç şu gurbet elinden. Bizim senden başka kimimiz var oğlum? Ana sadece bir iki sene çalışıp döneceğim. Olmaz. Gidersen sana hakkımı helal etmem Burhan. Ben de sana sütümü helal etmem. Ya beni niye anlamak istemiyorsunuz? Bunu hepimizin iyiliği için yapıyorum. İyiliğin batsın. Mesaiye niye geç kaldı diyordum. Hacer'im bak ne var yanımda. Bu ne be, bana yemek mi getirdin? Yemek değil, bohça bohça. Bohça mı? Seninle kaçmaya karar verdim Hacer'im. Bak bohçamı bile hazırladım. Salak mısın sen ya? Bohçayı kızlar hazırlar, erkekler değil. Bak bu aklıma hiç gelmemişti Hacer'im. Al o zaman bu senin bohçan olsun. Hadi kaçalım. Ya nereye kaçacağız Ercep ya? Bilmem, sen nereye istersen. Beni kaçıracak olan sensin. Sen karar ver. Ama ben Zeytinbağı'ndan başka bir yer bilmem ki Hacer'im. O zaman oraya kaçalım. Sen delirdin mi Hacer'im? Biz zaten Zeytinbağı'ndayız. Seninle kaçar mıyım bilmem ama senin sayende aklımı kaçıracağım kesin. Kesin. Tamam mı? Hacer'im! Hacer'im! Demek Almanya'ya babamın yanına gidiyorsun, öyle mi? Oğlum aklın varsa sen de benimle gel. Birkaç sene çalışır, para biriktirir döneriz. Hem benim Sübeyle evlenebilmem için gitmekten başka çarem yok. Ben de gelmeyi çok isterdim ama... Aması ne oğlum? Bu köy yerinde seni bağlayan ne? Evli değilsin, çiftçi değilsin. Annen de baban da yıllardır orada. Oğlum yerinde olsam bir saniye durmam giderim.
Kültür Bakanlığı yarışması ne olacak? Ya birinci gelirsem? Oğlum, Kültür Bakanlığı'nın işi gücü yok da senin gönderdiğin o kıytırık filme ödül mü verecek? Sen hayal aleminde yaşıyorsun amcaoğlu. Burhan! Ben halimden memnunum. Almanya dönüşü karşında meşhur bir yönetmen olarak beni görürsen hiç şaşma. Hadi lan. Çaylar geldi. Al canım, çayını getirdim. Sen iyi misin? Kendimi hiç iyi hissetmiyorum teyze. Çok kötü rüyalar görüyorum. Ay hayırdır inşallah. Buranın başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Ağzını hayra aç Sülbiş. Onu daha dün gördüm. Turp gibiydi maşallah. Hadi çayını soğutma da iç. Teyze. Ha. Burhan'la halimiz ne olacak? Biz ne yapacağız? Hep böyle acı mı çekeceğiz? Allah büyük kızım, umudunu kaybetme. Hem böyle bir aşkın olduğu yerde mutluluk kelebeği de çok uzakta olamaz. Onu çok mu özledin ha? Hem de nasıl? Madem çok özledin, niye onu gidip görmüyorsun? Nasıl giderim teyze? Annem görürse beni öldürür. Sen kalk git, ben anneni idare ederim. Yok yok, olmaz teyze. Senin zor durumda kalmanı istemem. Ayol anneni bilmez misin? Ortada fol yok, yumurta yokken kavga çıkarır. Ha başka sebepten kavga etmişiz, ha senin yüzünden, ne fark eder? Hadi hadi, oyalanma da git. Ben Kezboş'a bir kılıf uydururum. Ay sağ ol teyze. Keşke benim annem sen olsaydın. Ah saçmalama canım, annenin nesi varmış? Biraz suysuz o kadar. Biraz mı? Aman canım, neyse, hadi yürü. Yürü. Canım. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldin. Hadi ya, Allah Allah. Sen bu oyunu öğrenemedin gitti abiciğim. Hayrola? Baba oğul arasına kara kedi mi girdi yoksa? Sana ne? Sen kendi işine bak. Baba, ayıp oluyor. Şansla ne alakası var? Bilmiyorsun işte. Alo, buyurun. Kim? Burada, bir saniye. Burhan, telefon sana. Bana mı? Git bak. Niye başlamıyorsunuz? Hadi oyna. Alo? Aa, amca sen misin? Bir çay alabilir miyim? Tamam, getiriyorum. Tamam. Tamam amca. Seni daha sonra ararım. Hı-hı. Herkesin selamı var. Babam ne diyor Burhan? Kazın ayağı uzaktan göründüğü gibi değil amcaoğlu. Ne oldu ki? Baban, işçi olarak orada çalışmak istiyorsan bir Alman kadınla formalite icabı evlenmem gerektiğini söyledi. Ne? Hayrola Kezboş, nereye böyle? Sana hesap mı vereceğim? Hem senin işin var burada. Evde nöbette olman gerekmiyor muydu? Aa, bir sayende askerlik yapmadığım kalmıştı. Sonunda onu da yaptım. Nöbetten sonra içtimaya mı çıkacağım, yoksa mıntıka temizliğine mi? Ha, alçak sürünme de yapabilirim. Yeter ki siz emredin komutanım. Bırak gevezeliği. Sülbiye'yi kime bıraktın? Merak etme Kezboş. Evde ne kadar kapı varsa trink 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 üstüne kilitledim. İyi etmiş miyim canım kardeşim? Hatta evden çıkmasın diye ellerine ayaklarına prangalar vurdum. E ne de olsa azılı katil değil mi canım? Hayrır! Allah'ından bulasın Kezban. Bana evlat acısı tattırdın ya. Allah sana da bu acıyı tattırsın. Ağzından çıkanı kulağın duysun ben bile. Yoksa senin için çok fena olur. Ay neyiniz var Hamide Hanımcığım? Ne oldu, sakin olun. Niye ağlıyorsunuz? Burhan'ım işçi olarak Almanya'ya gidiyor. Almanya'ya mı? Bak bu güzel haber işte. Ne zaman gidiyor? Biricik oğlum para kazanmak için gurbete gidiyor. Ben onsuz ne yaparım?
biricik evladım. Daha yaşınız ne, başınız ne? Birkaç çocuk daha yaparsınız. Ay, bu Almanya işi de nereden çıktı? Onu Kezban'a sor. Paramız pulumuz olmadığı için onu aşağılamış, onunla alay etmiş. Hayruş, söyler misin? Fakir olmak suç mu? Ay ağlama, beni de ağlatacaksın be. Karşıdan gelen atlı, altında gelin katlı. Hepsinden yer tatlı, doyamadım. Ercip, buraya gel. Ercip, buraya gel. Baldız, Baldız, aman Baldız. Ben de Hacı Erim'in yanından geliyorum, Baldız. Bırak şimdi Hacer'i. Ölürüm de bırakmam. Kolaysa sen Burhan'ı bırak. Bırak şimdi bunları. Bak sana ne diyeceğim. Sen şimdi kahveye gidip Burhan'ı onu deniz kenarında beklediğimi söyler misin? Söylerim tabii. Yanımı kaçacaksınız. Şşşt. Kimse duymasın ama. Kulağına söyle, tamam mı? Bana güven Baldız. Benden sır gider. Şşşt. Aman aman. Sır gitmez. Hadi bay bay. Kaçtan gelen atlı. Altından gelin. Ne? Almanya'ya mı gidiyorsun? Başka çarem yok Sülbül. Peki ben ne olacağım Burhan? Sen buradan gidersen anam beni başkasıyla evlendirir. Beni seviyorsan beklersin. Ayrıca sen istemedikten sonra anan seni zorla evlendirecek değil ya. Oraya gitmen şart mı Burhan? Başka türlü para sahibi olamam Sülbül. 3 ayda bir gittiğimiz düğünlerde elimize anca 3-5 kuruş geçiyor. Seninle evlenebilmem için para şart Sülbül. Ananın dediği gibi 2 çıplak bir hamama yakışır. Benim parada pulda gözüm yok Burhan. Ben seni istiyorum. Ne olur gitme lütfen. Ne olur gitme. Amcamla konuştum. Oturma ve çalışma izni almam için öyle formaliteden bir evlilik yapmam gerekiyor. Ne? Evlilik mi? Sen başkasıyla mı evleneceksin? Dedim ya, formalite icabı. Oradan bir Alman kadınla para karşılığında evleneceğim. Çalışma izni alınca da ondan boşanacağım. Demek Alman bir kadınla evlenmek için gidiyorsun oraya ha? Yazıklar olsun sana Burhan. Ah. Sülbiye. Dur bekle Sülbiye. Sülbiye lütfen. Sülbiye! Sülbiye! Cemile! Hayrola kız! Her yerde seni aradım, neredesin? Hayrola, bu ne dalgınlık böyle? Ölseydin de bu günleri görmeseydim. Ne oldu ki? Burhan Almanya'ya gidiyor Avni. Ciddi olamazsın. Ne işi var onun oralarda? Oraya çalışmaya gidiyor. Hı? Orada bir kadınla evlenip birkaç sene orada kalacakmış. Ne? Bu harika bir haber Cemile! Pis fırsatçı. Bana değil tokat. Domdom kuşunu bile işlemez. Wow! Ali? Sylvia! Sylvia! Seninki de laf yani ha. Evleneceğini ne diye söylüyorsun? Ne yapayım oğlum, yalan mı söyleyeyim? Yani dürüstlüğün bu kadarı da enayi.
etmez. Öyle kadınlara her şeyin doğrusu söylenmez ki. Bir kadınla yan yana yakalansan bile o ben değilim diyeceksin. Sonuna kadar inkar edeceksin. Öyle kek gibi anlatılır mı her şey? Hadi şimdi ayıkla bakalım pirincin taşını. Burhan, yolculuk ne zaman? Birkaç evrak hazırlamam gerek Simetri amca. Onları hazırlayınca giderim. Yolun açık olsun evlat. Ne diyeyim? Seni yerinden yurdundan edenler utansın. Sağ ol abi. Safet, sen de gidecek misin? Yok Simetri abi. Benim burada yapacak işlerim var. Bu köy yerinde ne işin olabilir ki Safet? Bir beklentim var Ercep. Şu bizim film yarışmasının sonuçları bir gelsin. Bakın size ne biçim sürprizlerim var o zaman. Bana sürpriz yapacaksan beni Hacı Erim derlendir Safet. Selamun aleyküm millet. Aleyküm selam abi. Kahveci, herkese benden çay kahve. Hatta ayran, kola, gazoz ne varsa ver. Akşama kadar bendensiniz. Hayrola avni? Milli piyangodan büyük ikramiye mi çıktı? He, büyük ikramiye çıktı Ercem. Gider ayak şu amniye eşek sudan gelinceye kadar dövmek istiyorum amcaoğlu. Uyma ona. Lan Burhan, Alaman Helga ile evleneceğini duydum, tebrik ederim. Git başımdan avni. Zaten canım sıkkın, hıncımı senden almayayım. Boş ver Burhan. Lan Burhan, lafa gelince mangalda kül bırakmıyorsun. Kalk da boynunun ölçüsünü alayım lan. Ben şimdi seni var ya. Ne var lan? Durun. Ne yapıyorsunuz ya? Ne diyorsun lan? Ayıp mı ya? Otur şöyle. Ayıp oluyor. Otur şöyle ya. Ayıp. Burhan! Anne! Ay hiçbir şey olmamış gibi zıkkımlanıyor ayol. Muhtar olmuşsun ama adam olamamışsın adam. Adam olsaydı kız kardeşin değil erkek kardeşin olurdu. Ama... Salim kes. Sen de kes ayrı. Zırlamayın yeter. Asıl senin yaptıkların yeter artık. Ben ne yaptım ki? He? Burhan'ı parasız diye yerden yere vurdun. Kızını sevdiğinden anasını oğlundan ayırdın. Senin yüzünden gurbetlere, Almanyalara gitti çocuk. Ben ona bu cennet vatan dururken git ekmeğini Almanya'da kazan mı dedim. Onun gidesi varmış gitti. Hem Almanya artık gurbet sayılmaz ki. Elini sallasan bizden birine çarpıyor zaten. Hadi be. Ben şimdi elimi bir sallayacağım. Bilmiyorum artık kime çarpacak ha. Yeter ağlama. Kes. Al zavallı Sülmüş al. Ne talihsiz yavrucakmış. Ah. Mutluluk ona harammış. Kısalaya çeker derler ama o teyze zilecekmiş. Hınk etmiş burnundan düşmüş. Fiziksel benzerlikten bahsetmiyoruz herhalde. Kaderimiz benziyor, kaderimiz. O da benim gibi evde kalacak. Kocaköy'de Burhan'dan başka geçmiyor. Niye evde kalsın? Sürmüş onu seviyor, anlamıyor musun? Kalpsiz kadın. Sevgi karın doyurmuyor. Geveze hayruş. Sen sevgiden ne anlarsın? Sen hiç aşık oldun mu? Peki biz nasıl evlendik sanıyorsun? Salih, çenen düştü yine ha? Ne yapıyorlar içeride? Biri ağlıyor, biri teselli ediyor. Ayol ağlamasın da kimler ağlasın? Dertli olacak yavrucak, sen de kına yakarsın artık. Bana bak, bir laf daha edersen seni de yakarım haberin olsun ha. Hoş geldin Neroniye Hanım. Sen şimdi beni yakarken arada Roma'yı da yakarsın. Seni de yakarım, Roma'yı da yakarım, Moskova'yı da yakarım. Kes! Para kazanmak bahane. Alman kızlar şahane. Sen onun gideceğine mi üzülüyorsun yoksa Alman kızlarla evleneceğine mi? Bilmem, hangisini üzüleyim? Hiçbirine. İyi o zaman. Yarın pazardan bir çift zil alayım da takıp oynayayım. Sen benimle dalga geçeceğine kafanı çalıştır da Burhan'a engel olmanın yollarını ara. O kararını vermiş bir kere. Sen de caydır o zaman. Ne yapayım? Gitme Burhan. Beni bırakma diye ayaklarına kapanıp yalvarayım mı? Blöf yap kızım, blöf. İçim yanıyor Hacer içim. Bastırmak için deliliğe vuruyorum yoksa çıldıracağım. Ben senin yerinde olsam nispet yapardım. Nasıl? Sen gidip Alman kızıyla şakacıktan evlenirsen ben de burada ciddi ciddi avniyle evlenirim derdim. Ay aman Allah yazıysa bozsun Hacer. Kızım sırf kıskandırmak için. Meydanın avniye kılacağını duyunca etekleri tutuşacak. O zaman gitmez değil mi? Eğer seni gerçekten seviyorsa gitmez. Kızlar ne yapıyorsunuz orada? Anne plan yapıyor.
Demek kararın karar ha? Demek beni çiğneyip geçiyorsun ha? Ey git güle güle yürü. Gitme Burhan'ım. Gurbet elde başına ne gelir bilinmez. Burada kalıp sülbiyesiz yaşayamam anne ben. Deliririm. Aman aman. Köyde yeterince deli var zaten. Biz sen eksiktin. Ben buralarda yaşayamam. Çölde yaşarım daha iyi. Duydun mu Bekir'im? Gitme Burhan'ım gitme. Aslanlara kaplanlara yem olursun o çöllerde. Yine ne diyor ya? Madem baba sözü dinlemiyor kutuplara gitsin umurumda değil. Ya dönmezse ya kalır sonralarda ne yaparım ben? Televizyonlara çıkar ağlar mıyım dön oğlum diye. Sürpriz yapıp getirirler mi seni stüdyoya? Ağlaştırlaş kavuşur muyuz? Yenge vallahi ne reyting yapar ama. Saffet. Saffet adamın asabını bozmayın. Siz soktunuz bu zırvaları bunun kafasına. Ben mi? Hem sen nereden bulacaksın yol parasını? He? Sen vereceksin baba. Bak. Hem pasaport için de lazım. Sonra İstanbul'da otelde kalırım. Tabii o da biraz para tutar. Hamide. Sen bunu küçükken kafaysa düşürdün de bana mı söylemedin? Yok vallahi düşürmedim Bekir'im. Niye saçmalıyor öyleyse? Lan bende bu para ne gezer şaşkın. Olsa da vermem. Kimseden de borç alamazsın. Kırar bacağını oturursun efendi gibi. Ama baba. He. Masraflar benden. Sen üzülme. Aslansın amcaoğlu. Lan, büyük adamsın valla. Ne yapıyorsunuz he? Allah seni nasıl biliyorsa öyle etsin Kezban. Oğlum senin yüzünden gidiyor. Ah ciğerim yanıyor. Ananı bu halde bırakmaya gönlü razı olacak mı? He? İşte zamanla alışacak. He. Konuşamıyorsun ha? Ey. O zaman kalk şimdi git. Hadi hain evlat baba. Yürü. Sen de yürü. Baba amca. Defol. Oğlum. Gidin evinden defol. Oğlum. Dur ama yapma baba. Yürü oğlum. Dur. Beni terk etme. Yapma ya. Ben sensiz ne yaparım? Burhan'ım. Amca gidin. Ah Burhan'ım. Allah'ım. Yürü. Yürü. Dur amca ya dur. Ne yapacağız sen? Ben senin amcan değilim. Yürü. Kaç lan kaç. Nerede var bu kadar bereketli toprak? Nerede var böyle deniz, su, güneş? Arapları ben söyleyeyim mi? Başhekim bey ben söyleyeyim mi? Şu güzelim memleket bırakılıp gidilir mi? Topraktan ekin fışkırıyor, denizden balık. Balık. Maden var, tesis var. Var. Çalışın, işleyin. İşleyin. Kazanın, satın. Ne işiniz var elin memleketinde? Hiç. Diyeceğim, diyemiyorum. Niye? Niye? Ben söyleyeyim mi öğretmenim? Söyle. Ben Hacer'imi çok seviyorum. Yat lan deli. Lafıma turp sıktın, deli. Ben deli, sen akıllı. Abi, adam akıllı. Simet abi sen devam et. Ne diyordum ben ya? Ne diyordum unuttum. Tabii ilacını içmeyi de unuttun ondan. Hatırladım. Ne işiniz var elin memleketinde diyordum. Ya Simet abi bırak gitsinler burası çok kalabalık zaten. Doğru kalabalık. Ne kalabalık? İş yok işsiz çok. İşsiz çok. Yazık değil mi bu gençlere? Yazık. Senelerce oku, dirsek çürüt, sonra işsiz kal. Hiç. Tabii gider pırıl pırıl çocuklar dışarıya. Biz de beyin göçü diye bas bas bağırırız. Ya Simet abi ben bir şey soracağım. Şimdi Buran gitti ya. O zaman beyinsiz göçü mü oluyor? Bunu düşünmem lazım. Simet abi, ben de bu arada Hacı Erim'i düşünebilir miyim? Buyurun. Buyur. Bana ne senin düşüncenden? Ne düşüneceğimi unutturdun gene kerata. Ya Simet abi bağırma deliye yazık. O deliyse ben daha deliyim. Delirtmeyin adamı. Ben daha deliyim. Zır deliyim. Deliyim. Beni tamam delirtmeyin. Abi. Çıldırtmayın beni. Gel de bu memlekette açsana şunu. Ver abi. Delirme. İnsan
Nasıl delirmez? Sakin ol abi. Nasıl çıldırmaz? Al abi al. Bu memlekette ben tedavi için bile yurt dışına gitmedim. Bu topraklarda doğdum, bu topraklarda yaşadım, bu topraklarda öleceğim. Böyle. Tamam abi öl öl. Öl abi. Aman! Hapı yuttu! Hapı yuttu! Lan deli. Sana da yuttırayım mı bir tane hap? Abla. Hey abla. Ay ne bağırıyorsun ya? Hacer ablam çay demledi. Annem gelsin o da içsin dedi. Ben içmeyeceğim, size afiyet olsun. Sana da aşk olsun. Burhan'a aşk olsun nasıl? Beni bu hallerde bırakıyor ya. Aşk olsun. Sülbiye. Burhan. Merhaba. Nasılsın? Kom Eva kom. Sana çocukluk aşkını tanıştım. Freud'in yani Sülbiye. Eşim Eva. Memnun oldum Sülbiye. Bunlar da çocuklarım İnge, Bekir ve Hamide. Bari birinin adını Sülbiye koysaydın Burhan. Bu kadar mı hayırsızsın? Hayırsız Burhan. Hay Allah, sen hiç aklıma gelmemişsin. Hayırsız Burhan. Mutlu musun? Hem de çok. Keşke daha önceleri Almanya'ya gitseydim. Karım Eva'sız geçen günleri boşuna harcamışım. Onunla karşılaştığım gün yeniden doğmuş gibi oldum. Ya... Ya. İçim çıktı vallahi. Öyle üzüldüm ki göz göre göre ayrılıyor çocuklar. Simoş Bey. Şşt. Ha? Ay vallahi teessüf ederim. Burada çok önemli bir konudan, aşktan söz ediyorum. Siz uyuyorsunuz. Yok canım, uyumuyorum ben. Hadi hadi. Utanmasanız horlayacaksınız vallahi. Ben hiç horlamam bir kere. Öyle mi? Bakın bu iyi işte. Dün gece ilacı biraz fazla kaçırmışım da. Unutup üst üste içtiniz değil mi? Sabah kutudakileri saydım, akşam dörtlemiş. Aman dikkat edin. Sonra pört diye gidersiniz Allah muhafaza. Allah korusun. Ben de sülmüş gibi sevdiğimin arkasından gözyaşı dökerim sonra. Beni sevdiğinizi mi ima etmeye çalışıyorsunuz yoksa? Aman Simoş Bey, ne dediğimi boş verin. Burhan'la Sülbiye ayrılıyorlar dedim. Engel olalım, bir şeyler yapalım. Çocuklar ayrılmasın dedim ya. Biz ne yapabiliriz ki? Kelin merhemi olsa kendi başına sürermiş. Ama az önce durun biraz düşüneyim dediniz. Sonra da uykuya geçtiniz. Ben öyle gözümü kapatıp düşünürüm Hayruş Hanım. Müsaade edin biraz daha düşüneyim. Mutlaka bir şeyler bulurum. Müsaadenizle. Ay pes vallahi. Aman efendim, kimleri görüyorum. Sen muhtarlığa gelir miydin? Hı? Ben şimdi sana ne yapayım he? Kurban mı kessem? Yoksa önüne şöyle kırmızı bir halı mı sersem? İyi misin sen Kezban yenge? Seni gördüm daha iyi oldum yavrum. Ne söyleyeyim sana? Çay kahve soğuk sıcak. Yok sağ ol. İçmiş kadar oldum. Olmaz. Vallahi darılırım bak.
Ben bir ama ne? Nüfus suretiyle ikametgah alacağım ama... Aa, parayı mesele etme, bendensin, benden. Şey, bu karşılama izzet ikram ne? Niye olacak Burhan? Gidiyorsun diye. Sayende muradıma eriyorum, muradıma. Senin buradan gideceğini rüyamda görsem inanmazdım. En kısa zamanda dönüp Sülbiye ile evleneceğim. Burhan, gider ayak kalbini kırmayayım. Hayal kurmak parayla değil ya. Sülbiye'yi rüyamda görürsün sen, rüyamda. Aa, çekin şuradan. Üstün başın toz olacak. Burancına da toz kondurmuyordun. Ne oldu? Niye cevap vermiyorsun Sülbiyem? Ben senin nereden Sülbiyen oluyorum? Kimisin ha? Buhran Buran'ın mı? Hey güzel atalarım, ne güzel de söylemişler. Doğru söyleyen dokuz köyden kovarlar diye. Ya. Ak akça kara gün içindir. Sakla samanı gelir zamanı. Davul bile dengi dengine. Anladın mı sonunda Buran'ın dengin olmadığını? O kadar gönül bağladın ona. Hani seviyordu seni? Benim hiç mi canım yok Sülbiye? Sen beni gerçekten seviyor musun abi? Ne? Beni seviyor musun dedim. Seni nasıl sevdiğimi cümle alem biliyor. Bir sen bilmiyorsun Sülbiye. İyi tamam öğrendik. Gel bu akşam iste beni. Ne? Avni. Avni. Avni, iyi misin? Avni. Avni. Hı. Avni ne oldu? Ben doğru mu duydum? Hı? Gel beni iste mi dedin Sülbiye? Aynen öyle söyledim. Vallahi! Ya istedin, yaşasın! Sülbiye! Kızım niye? Al al, evine götürürsün. Aman! Önüne baksana, karıncalarım eziyor. Ercebim benim. Ben senin Ercebim değilim. Hacı Ermin'im. Bayram değil, seyran değil. Enişten beni niye öptü? Enişten değil oğlum, bacanağını öptü bacanağın. Sen benim nereden bacanağım oluyorsun? Baldızınla evleniyorum lan ben. Hı? Bu gece Sülbiye isteme gideyim oğlum. Hmm. Peki, ben senin oğlunsam nasıl bacanağın oluyorum? Uzatma lan deli. Ben de lafa tutma. Daha gidip hazırlanmam lazım. Bence yüzünü yıka da uyan sen. Rüya görüyorsun. Sülbiye seni evine bile almaz. Vururum gözüne ha. Salak. Kendisi söyledi oğlum, gelişse dedi. Başka ne dedi başka? Ercebe söyle, bir davul alıp çalsın, bu habere bütün Zeytinbağı'na yaysın dedi. Üzüm ya. İyi, ne yapalım? Vazife bana verildi madem, yaparız. Simetri Sağlık Ocağı'na götürsek mi? Hiç iyi görmüyorum. Amca, gitmişken şu gözlerine de bir baktın. Madem görmüyorsun. Salim, söyle şu gevezeye benimle konuşmasın. Konuşma. Hemşerim uyan uyan uyan. Üsküdar'da sabah oldu ya. Hay Allah senden razı olsun. Kabustan uyandırdın. Ne gördün? Benim baldızımı gördün yoksa? Bir resim galerisini geziyordum. Duvarda muhteşem yağlı boya eserler var. Ama hepsi eğri asılmış. Ben düzeltiyorum, biri gelip onları eğriltiyor. Ben düzeltiyorum, biri eğriltiyor. Hallettin mi amca? Gitti kanter içinde uyan. Evraklar tamam. Hiç bir fotoğraf çektirmeye kaldı. Onu da İstanbul'da yaparsın. Şöyle afili bir stüdyoda he? Rötuş da yaparlar. Oldu, Photoshop da yaptırayım istersen. Ya? Oğlum pasaporta konacak zaten. Üstüne de damga vuracaklar. Davul olan var mı? Zurna versek olmaz mı? Olmaz. Davul lazım bana. Oğlum davulu ne yapacaksın? Ramazan mı ki şimdi?
Avni'nin bu gece Sülbiye isteyeceğini köye duyuracağım. Ne? Ne? Anlamadım. Avni benim kızımı mı istemeye gelecek? He! Burhan duydun mu? Sülbiye öyle demiş Avni'ye. Gel istemeni demiş. Erce ben istemde. Bütün köye davul çaldırsın demiş. Hadi ya git deli. Sağ olun Avni be. He. Ben de gelin be. Hacer mesleğim ha. Git işine be deli. Ben... Seninle uğraşamam ben. Hadi defol. Tamam tamam. Sinirlenme hadi. Tamam. Ne dedin ne dedin? Bir daha de bakayım. Avni bana görücü geliyor dedim. Ne demek görücü? Daha önce görmemiş mi küçük bey seni? Kızım, bana niye haber vermiyorsun? He? Sağır Sultan bile duydu. Bir sen duymamışsın Kezban'ım. Bir de muhtar olacaksın yani. Sana bir haller oldu Salim. Fazla çıkıyor sesin. Ayarların bozuldu galiba ha? Gelelim sana. Sonunda eğriyi doğruyu seçtin. Aferin kızıma. Sayemde. Ben de dedim sana o Burhan'dan hayır gelmez diye. Ne ondan ne sülalesinden. Duracı babasında memnuniyet yok ki. O Burhan denen sipsici oğlundan olsun. Hadi. İçeri. Hayırdır Hayruş? Kaşı gözüm böyle oynuyor. Şey, madem damat gelecek bir an önce hazırlanalım diye şey diyordum. İçeride biraz kendime bakayım diyordum. Hadi Sülbiç bana biraz yardım et hadi canım. Hadi yavrum yürü. Hayruş. Sana ne oluyor? Gelen simetri değil Avni Avni. Aman canım Allah Allah senle uğraşamam yürü. Ay. Ya şöyle. Dur teyze ya itme. Ne demek oluyor bu Sülbiş Hanım ha? Avni'yi çağırmak da neyin nesi? Aşka sevgiye saygısızlık bu yaptığın Sülbiye. O yüce duygulara, o aşk uğruna ölümü göze alanlara ihanet ettin hanımefendi. Ne güzel konuşuyorsun teyze. Sen aşk romanı yazsana. Kendine gel Sülboş ben çok ciddiyim canım. Niye yaptın bunu? Niye evet dedin Avni'ye? Kıskandırmak için. Beni mi? Sen de anan gibi evde kaldım diye üstüme geliyorsun ha. Teessüf ederim. Of teyze ya ne alınıyorsun? Burhan'ı kıskandırmak için yaptım. Plan ha. Sen ve plan. Ya ne sandın? Burhan Avni ile evleneceğimi duyunca Almanya'ya gitmekten vazgeçer belki. Hay aklına bin yaşa kız. Biz Smoş'la düşündük, taşındık bir şey bulamadık. Daha doğrusu ben düşündüm, o horul horul uyudu ama neyse. plan tutacak mı sence? Bilmiyorum, göreceğiz. Eğer Burhan beni gerçekten seviyorsa gitmekten vazgeçer. Ay inşallah yavrum, inşallah. İnşallah, kuzum, inşallah. İnşallah. Allah. Korkma Avanak Avni. Benim Burhan. Vay, Alamancı Burhan. Sende hiç utanma yok mu lan? Neden utanayım oğlum? Sevgilim beni bırakıp başkasına varmadı ki. Bana bak, o lafları yuttururum sana. Üstüne de bu yeşillikleri yediririm. Oğlum, bunlar roka kıvırcık değil, çiçek çiçek. Sülbiye'min en çok sevdiklerinden. Sülbiye ha? Evet. Lan sana çiçek. Ne yapıyorsun lan? Manyak. Bunlara ben dünyanın parasını verdim. Keşke paranın hepsini harcamasaydın. Hastane için ayırsaydın biraz. Çünkü birazdan seni hastanelik edeceğim. İnşallah sağlık sigortam vardır. Oğlum çekil onundan bak fena olacak. Ne olacakmış? Hadi görelim. Sıktın artık be. Gitmeyeceksin oraya işte o kadar. Kim engel olacak lan sen mi? Oğlum şunun kalın kafana sok. Sülbiye beni tercih etti beni. Üstüne git bir bardak soğuk su iç. Gerçi sen Almansın. Git bira iç. Oğlum adamı delirtme. Ulan dayı mısın kalas? Ufalarım lan seni. Yontar yontar sipsi yapar çalarım lan. Çal da görelim lan. Sen ne yapıyorsun lan? Al nasıl? Ulan gebertirim ulan seni. Gel lan. Yetti lan. Gel lan. Yeter lan. Ya Burhan! Abi yapmayın Burhan ya! Lan. Ayıptır ya! Ayıp! Allah Burhan, Allah! Dur, tamam dur ya! Bırak lan! Ya bir rahat Burhan ya! Bırak be! Ayıp ya! Geberteceğim lan seni! Olacak iş değil ya! Bu ne ya! Tamam, gel lan buraya! Gel lan! Allah. Bana bak Salim!
Ağzını bile açmayacaksın. Sesini bile duymayacağım. Benim ağzım var, dilim yok zaten. Senin yanında ağzımı açmak ne haddime benim? Pek bir imalı konuşuyorsun. Halinden memnun değil misin he? Dede, hadi değilim de. Demem Kezban'ım, demem. Elinden bir kaza çıkar sonra Aliman'da. Lay lay lom. Boya tüpüne mi düştün Hayruş? Yok yok, parfüm şişesini kırmıştır. Sus, burnumun direğe kuruldu. Saygısız şeyler. Sen niye hatırlamadın kızım? Beni beğenen böyle beğensin. Hadi Hayruş, sana sürülecek boya bırakmamış anlıyorum da. Ama üstünü başını değiştirseydin bari kızım. Ya lüzum yok be ana. Olur mu kızım, bak baban bile kravat taktı. Çok ayıp. Hadi git giyin. Anne neredeyse gelir kızım. Heh, geldi bak. Hacer! Kapıya bak kızım. Bakayım ana. Yavaş kızım, yavaş. Ay ne öyle görgüsüzler gibi. Ay çok heyecanlıyım. Hatırlıyor musun Kezboş? Bir keresinde bana da görücü gelmişti. Ama hangi tarihte hatırlayamıyorum ya. Kusura kalma. Hafızam o kadar kuvvetli değil. 100 yıl öncesini hatırlayamıyorum Hayruşcuğum. Münasebetsizleşme. Yürü yürü. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin. Sülbiye. Gel kızım gel. Avni geldi. Size layık değil ama. Bu ne böyle? Üstünden buldozer mi geçti bunun? Yok. Köpek kovaladı. Şöyle kocaman bir pitbull. Az daha yiyordu beni. Allah Allah. Bizim köyde pitbull ne gezer? Gezdiğine gezeceğine pişman oldu zaten. Mahvettim onu. Ah! Uf! Bu köpek işi değil amcaoğlu. Doğruyu söyle bana. İki ayaklı bir sokak köpeğiydi işte. Ya amcaoğlu, şunu anlayacağım dilde anlatsana. Aman be, duyan da Almanca konuşuyorum zannedecek. Tamam işte, Avni ile kapıştık. He? Şöyle. Doğruyu söyle, ciğerimi ye. Ver şunu. Alçak herif. Gidişimi fırsat bildi. Ama Sülbiye'nin de alacağı olsun. Gitmemi bile beklemedi. Ya bastır, bastır, bastır. Bastır şöyle iyice, bastır. Alamanya. Benden budala bulamanya. Hatırlar mısın o filmi? Sen de aklını fikrini filmle bozmuşsun ha. Turist Ömer derler benim adıma, adıma. Pişman olur bakmayanlar tadıma. Aman ey! Rahmetli Sadri Alışık söylerdi. Turist Ömer Almanya'da filminde. Almanya. Kimin ekmek kapısı oldu. Ama ne yuvalar yıktı. Ne sevdalar bitti onun yüzünden. Bize de adı bile yetti. Almanya acı vatan. 40 metrekare Almanya. Berlin'in Berlin. Duvara karşı. Ne filmlerdi ya? Ya oğlum ben film olmuşum zaten. Ya ya dur bakalım. Sizin filminizi ben çekeceğim. Senaryosunu da ben yazacağım. Adı da... Buldum. Ve Sülbiye ve Burhan ve Helga. Nasıl ama? Çok güzel. Burhan. İyisi mi? Hafta sonunu beklemeyeyim. Ben yarın gideyim. Gurbete giden döner mi dönmez mi belli değil bilirim. Ben bir kara ağaç gölgesi buldum cebimde ümitlerim. Gurbete giden döner mi dönmez mi belli değil bilirim. Ben bir kara ağaç gölgesi buldum cebimde ümitlerim. Cevabınız nedir Salim amca? Kızı benden istedin, cevabını da benden alacaksın. Cevabınızı bekliyorum saygıdeğer Kezban yengeciğim.
Dur bakalım bir düşüneyim. İyi, verdim gitti. Allah! Yaşasın be! Yaşasın be! Öpeyim Kezban yengecim. Sağ olasın. Öpeyim baba. Hadi bakalım hayırlı olsun. Sağ ol Kezban yenge. Darısı Ercepli senin başına Hacı Hoş Hanım. O ne biçim laf öyle? Sıra sendeyken bana mı düşmüş canım Allah Allah? Aman. Öpeyim teyzeciğim. Tamam mı? Yürüyecek halim yok. Nasıl azacağım? Oğlum o kadar şeker yersen cır cır olursun. Hali kalmaz tabii. Ya yine geldi. Yalan koş koş koş. Hadi. Hacer. Hayrola sabah sabah? Sübiye çağırsana gelsin. Çağıramam. O artık amirinin sözlüsü. Seninle konuşması doğru olmaz. Söz kesildi mi yani? Evet. Genç çiftin sevinçten ayakları yerden kesildi. Sülbiye dün geceden beri yürümüyor. Adeta uçuyor ya. Adeta uçuyor. Söyle de buraya konsun 5 dakika. Sülbiye! Koş Almanyalı sevgilin geldi. Ay affedersin eski yâre diyecektim. Sülbiye! Sen benimle değil o deli sevgilinle dalga geç. Terbiyesiz. Ne işin var senin burada? Konuşacaklarım var. Sen benimle laf edeceğine git Almanca çalış. Bu iş halloldu. Hadi. Hadi naş. Alman karınla nasıl anlaşacaksın sonra? Sen Avni Hödü ile anlaştıktan sonra ben Almanla da İngilizle de anlaşırım merak etme. Oh oh maşallah bir tane yetmedi demek. Eh sevgili yedeklemeyi senden öğrendim ne yapayım? Bana hakaret edemezsin tamam mı fena yaparım. Ne yaparsın? O kıl kuyruk sözüne mi şikayet edersin? Ayıp ayıp kibar ol biraz. AB standartlarına hiç uymuyorsun. Alman karınla nasıl anlaşacaksın sen? Gül gibi geçinirim merak etme. Ama sen o kütüğü nasıl yontacaksın merak ediyorum. O seni enterese etmez. Sen de etmiyorsun tamam mı? Gidiyorum bugün. Hem de dönmemek üzere. Niyetim para kazanıp dönmekti ama... beni buraya bağlayan hiçbir şey yok artık. Elveda. Sana bugüne kadar gözünün üstüne kaşın mı var dedi. Karamanın koyunu sonra çıkar oyunu. Durdu durdu sırtımdan vurdu beni. Aha da Brutus gibi. O kim Bekir'im tanıdık biri mi? He uzaktan bir akraba. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? He? Zaten yüreğimi yaktın. Bir de bağırıyor mu? Senin yüreğini sevgili oğlun yaktı. Ben değil. Gidersem yaşlı anam bensiz ne yapar demedi. E tabi demez. Daha gencim ben. Hamide, Hamide! Deli etme beni! Zaten canım burnumda. Kalk Bekir'im kalk. Git konuş onunla. Ben ettim sen etmedi. Getir onu evine. O artık yalvarsa da bu evden içeri giremez. Anlıyor musun? Oğlum yoksa ben de yokum tamam mı? Hı.
O zaman sen de git oğluna. Hadi yürü. Sana bir Alman koca bulsun, yerleş oraya. He mi? He. Ya. Öyle mi? Görürsün sen. Sülbiş. Minibüsün kalkmasına az kaldı kızım. Bana ne? Kalkarsa kalksın. Bak küçük hanım. Az vaktin kaldı, hatırlatayım. Benden söylemesi. Son pişmanlık fayda etmez. Niçin? Bak hala niçin diyor. Koşup her şeyi düzeltmek için. Benim Avni ile evlenmem söz konusu değil. Aptalca bir plan yaptım, geri tepti demen için. Aa, niye aptalca oluyormuş? Gayet de akıllıcaydı bir kere. Sen sus Acoş. Senin o kuş beynine uymasaydı işler böyle karışmazdı. Boş ver teyze, iyi oldu. Onun gerçek yüzünü gördüm. Senin hiçbir şey gördüğün yok. O saçma sapan gururun yüzünden gözlerin görmez olmuş. Onun da gözünü para bürüdü. Para için başkasıyla evlenmeye kalktı. Para için değil a kızım, senin için. Sen hiç yardımcı olmadın ki çocuğa. Ne yapsaydım yani? Erkek kılığına girip sadıcı mı olsaydım? Önce anneni ikna edecektin, sonra onu. Benim parada pulda gözüm yok. Benim istediğim sensin diyecektin. Sen ne yaptın? Höt söt yapıp inatlaştın. Anasının kızı ne olacak? Neyse, olan oldu artık. Yapma kızım. Aşk kolay bulunan bir şey değil. Kıymetini bil. Aha, ne demişler ablacığım? Aşk çözümsüz bir problemdir. Hacoş. Ha. Aşk bir mucizedir kızım. Rüzgarın söylediği bir şarkıdır. Aşk her zaman kapıyı çalmaz. Çaldı mı da tadına doyum olmaz. Ah, o yürek çarpıntısı ne güzeldir. İki kişilik yaşamak. Hayatı paylaşmak. Paylaştıkça çoğalmak. Sen Hayruşçuğunu dinle. Aşkını başkaları için feda etme. Ha? Alasmandık. İş gücümüzü yaban ellerde heba ediyorsun ya. Neyse. Bizi habersiz bırak. Yolun açık olsun oğlum. Yolun açık olsun oğlum. Güle güle. Oha, mektup yaz, telefon et, internet kafeden mail çek. Ben gidip okuyayım oradan. Neler de biliyor, deliye bak. Boş ver. Baba, ver elini öpeyim. Baba lütfen konuş benimle. Sende de katır inadı var be Bekir. Çocuk uzun yola çıkıyor. Kırma kalbini. Seni de anamı da çok özleyeceğim baba. Hakkını helal et. Bekir emmi, senin yerine hakkımı helal edeyim mi? Gidelim amcaoğlu. Ayıp ettin, ayıp ettin bırak. Hakkınızı helal edin. Helal, helal, helal olsun. Acele et, geç kalıyoruz amcaoğlu. Oğlum seni gören de uçağı kaçırıyor sanacak. Sakın uçağı kaçırayım deme. Sülbiye'yi kaçırdığın gibi. Yüzüne gözüne bulaştırırsın sonra. Sözüm hakkında konuşma lan deli. Dua et yolcuyum. Ha, güle güle anam, güle güle. Hadi anam, yolun açık olsun. Avni. Kes sesini. Thank you.
Elveda Burhan. Kalmasın. Hadi beyler kalkıyor, kalkıyor. Hadi beyler. Pasaportu bir günde veriyorlar. Babam her davetiye çıkarttı diye vizeyi de çabuk alırsın. Var mı? Çok oyalanmasın İstanbul'da. Merak etme. Haftaya Hamburg'dasın inşallah. Yarışma sonuçlansın hele. Ben de birkaç günlüğüne gelirim belki yanına Almanya'ya. Boşuna bakayım da Burhan gelmez. Kimseyi beklediğim yok. Hadi hadi, Sülbiye'nin gelmesi için can atıyorsun ama. Ben öyle birini tanımıyorum amcaoğlu. Alayım abi. Bana da düzgün koy, öyle bavul gibi fırlatma. Başka koyma şekli mi var deli? Hadi bakalım Ercep, veda vakti geldi. Su, suyu unuttum. Su, suyu unutmuşum. Hadi güle güle amcaoğlu. Her şey için teşekkürler. Hakkını helal et. Helal olsun. Burhan! 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 Bekle, ben de geliyorum. Sülbiye? Burhan! Sülbiye. Beni bekle. Burhan bekle, ben de geliyorum. Ana. Beni bekle. Gayrı dayanamam ben bu hasrete. Ya beni de götür. Ya sen de gitme Burhan'a. En sevdiğim türküdür. Söyleyeyim. Hayır, dayanamam. Lan oğlum düşsene. Hede ben de geleyim Burhan'ım, hede. Ana, para yok, pul yok. Sana ne vize alabiliriz ne de pasaport. Hem babam ne yapacak burada bir başına? Patlasın. Öyle deme yenge. Ya Allah'ım ya. Hadi abi, kalkıyoruz abi, hadi. Burhan'ım, oğlum. Hadi yolcusu kalmasın. Otobüsümüz hareket edecek, hadi. Burhan'ım, varır varmaz ara beni, habersiz bırakmayayım oğlum. Babam sana emanet ana. Sizi çok özleyeceğim. Hadi abi kalkıyoruz abi, hadi hadi atla artık. Oğlum, kınalı kuzum, bir tanecik oğlum benim. Yeter ana, rezil oldum ya. Gitti karizma. Tamam ana, bir yerleşeyim, seni yanıma alacağım, abi, söz. Ama. Söz mü? Söz. İyi yolculuklar bacana, bizi unutma. Vah yazı. Hadi çok geciktik, hadi abi. Hadi gidiyoruz abicim, hadi. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. Devam et. Tamam, bay bay. Sülbiye. Burhan. 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 Burhan.
Sülbiye. Minibüs gitti. Ben yine de Allah kavuştursun diyeyim. Taşısın abi, çok zor ya. Yürüyeme lan, donduk kaldım, böyle kaldım. Hadi. Ya ben minibüsler, Berta eve gidiyorum. Ya sessiz ya, kim olduğunu tuttu. İyi çalışmalar. Murat. Sonu olmuş, yeniden yapacağız. Devamlı hatası var. Ana kaynaklı dondurmam. Caster bir son cap cap cap. Canım. Hadi. Hadi. Yenge yenge Kezban yenge, azam oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, kurtar oldun Kezban yenge.